Attığı taşın, söylediği sözün gideceği yeri bir türlü tutturamayanlar muhalefet olmayı, hükümetin aldığı her karara ayaklanıp düşünmeden, sorgulamadan, analiz etmeden karşı durmak olarak görüp fırsatları kara propagandaya çeviriyorlar. Acaba taktik mi değiştirseniz? Hı? Hep aynı yerden, aynı bağırışlar, fırsat kollamalar, işte şimdi oldu diye sevinç çığlıkları atarken yine hazin son. Hayır, gerçekten toplanmanıza değmiyor. Bak ne güzel diyorsunuz, bu millet yalanlara artık kanmaz diye. Şunu en başından anlasanıza, şeker fabrikalarının ilk temellerinin 1 kilo şeker üretemeyen Osmanlı diye alay ettiğiniz devlet döneminde atıldığını dahi bilmeyen. Planlanan özelleştirmenin teminat ve taahhütnamesinden bir haber. 2 kere 2'nin 3 ettiğini söyleyip ardından birkaç kişiye danışıp 5 olduğuna karar kılacak kadar hesap uzmanı olanlar şeker vatandır, vatandır, vatan satılamaz diye meydanlara düşüyorlar. Vay be! Biliyor musun? Vatan nasıl satılır? Biz sizden öğrenip şükrettik durduğumuz safta. 15 Temmuz'a kontrollü darbe girişimidir derken hangi vatana sahip çıktın? Atatürk Havalimanı VIP bölümünden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçerek mi dikildin hainlerin karşısına? Çocukların üzerine bomba yağdıran Esed'le yan yana durarak mı sahip çıktın vatanına? Üretmeden, gelişmeden, çabalamadan, külliyedeki altın klozet gündemlerinle, PKK'nın siyasi temsilcisi olan terör sevicisini hapishanede 17 kez ziyaret ederek, vatan hainlerini, FETÖ'cü köpekleri hapisten kurtarmak için yollara düşüp adalet yürüyüşü yaparak, Afrin destanını yazan Mehmetçi'ye moral olsun diye Afrin'e giden milletin sanatçılarına yine milletin meclisinden küfürlere savurarak mı sahip çıktın bu vatana? He? Bir de pişkin pişkin bu iktidar iyi bir şey yapsın vallahi tebrik edeceğim diyorsun. Ya hiç ihtiyaç yok senden gelecek tebriğe. Hani derler ya, gölge etme başka ihsan istemeyiz arkadaş. İlla ben de bu vatan için bir tane de olsa hayırlı bir şey yapmak istiyorum diyorsan İHA'yı, SİHA'yı üretenleri git tebrik et. Aselsan'da yerli füzeleri, tankları üreten mühendisleri git tebrik et. Tankların önünde senin yerine dimdik duran şehidimizi, gazimizi, vatandaşımızı git tebrik et. Ama nerede? Nerede? Ama bunları yapamazsın. Çünkü ağababaların kızar sana. Bunların istediği rezidanslarda oturalım, AVM'lerde dolaşalım ama her yer orman olsun. Marmaraylar, yollar, köprüler yapılmasın ama trafik sıkışmasın. Teröristlere operasyonlar yapılmasın. Üniversitelerdeki militanlar yakalanmasın. Güney sınırımız temizlenmesin ama terör bitsin. Nükleer santraller yapılmasın. Madenleri çıkarmayalım ama büyük ülke olalım. Bu ülke güvenli değil. Yatırımcı, turist gelmesin diye ülkemizi dünyaya rezil edelim ama ülkemizin dünyada prestiji mükemmel olsun. Nasıl olacak bunlar diye sorunca da benim adım Kemal. Kemal diyeceksin. Hadi lan, hadi lan. Cem Yılmaz'ın söylediği gibi. Yer çekimsiz ortamda muz yiyeyim ama ağzıma kivi tadı gelsin. Tabii ya. Vallahi dostlar, dünya üzerimize geliyor. Kılıçdaroğlu gelmiş çok mu? Biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.